İngilizce olarak hazırlanmış. Forces taking over the Bosporus bridges, airports. Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurt içinde FETÖ'yle mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütülmüştür. Süreç içinde FETÖ yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine de ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele bugün çok daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, Dışişleri Bakanlığı olarak en öncelikli gündem maddelerimizden biri olmayı sürdürmektedir. Ve biz görürük ki, biz her iki devletimize karşı, bir halkımıza karşı bir baskı var. Bu baskının səbəblərini biz araşdırsaq, biz görərik ki, bu baskının səbəblərinin arxasında bizim millətimizin haqq və ədalət sevməsi səbəbi durur. Biz tarixən bu coğrafiyada, bundan da geniş coğrafiyalarda dövlətlər qurmuşuq, bayraqlar qaldırmışıq. Amma bizim xalqımız həm 15 Temmuzda, həm 44 gün mücadilədə göstərdi ki, bizim xalqımızın mayası təmizdir. Bizim xalqımız güclü xalqdır. Və bizim millətimiz dar anlarda haqqın harda olduğunu dəqiq təsbit edir. Dünyada mağdur edebiyatı yaptıklarını çokça duyuyoruz. Sakın ola, aldanmamak gerekir. Dolayısıyla dünyadaki faaliyetlerine baktığımızda hiç de küçümsemeyecek kadar ciddi ve faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu tehdidin bir an bir nebze geçtiğini düşünebilsek de geçmediğinin farkında olmamız ve bu ciddiyeti, mücadeledeki ciddiyetimizi korumamız gerekiyor. 27-25 Aralık operasyonu hayata geçirilir. Yine hedef Erdoğan üzerinden Türkiye devletini teslim almak, Türkiye'nin öz istedikleri şekilde bir siyasi rehberliğini formalaştırmak ve belirli merkezlere bağlı bir Türkiye reallığını ortaya koymaktır. 15 Temmuz'da da bu hain devşirme şebekesi artık her şeyin devlet ağlı tarafından bertaraf edilmeye doğru gittiğini gördükten sonra kanlı bir çevriliş cehdine giriştiler. Burada elbette Erdoğan'ın siyasi liderliği üzerinde hususuyla dayanmak lazımdır. Çünkü en kritik zamanlarda lider halkı öz etrafında birleştirerek, milleti öz etrafında birleştirerek kritik böhranlı vəziyyətləri ortadan kaldıran lider demektir. Ve biz bunu 15 İyul çevriliş cəhdində Erdoğan'ın timsalında gördük ve ölümü göze alarak biz bu yola kəfəni giydik, çıxdıq diyerek meydana çıxdı ve milleti de arkasına alarak bu çevriliş cəhdini ortadan kaldırdı. Birincisi Türkiye perspektivinde baksaq, 15 Temmuz məncə sadece bir iktidar dəyişikliyi, yani iktidarı devirmek bir darbe girişimi değildi. Eyni zamanda o iktidarın sahip olduğu milli perspektif idi. Məndən öncə də bu qeyd olundu. Bu çok önemli bir məsələdir.